Sözde anlatım türleri. Mülakat, görüşme, söylev, hitabet, nutuk, konferans, açık oturum, panel, sempozyum, bilgi şöleni, forum, münazara ya da tartışma. Mülakat yani görüşme. Bir gazetecinin veya yazarın tanınmış bir kişiyle sorulu cevaplı, burası önemli, konuşmasıdır. Bu türde verilmiş önemli eserleri örnek olarak Ruşen Eşref Ünaydın'ın diyorlar ki ve Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat adlı eserleri sayılabilir. Söylev, hitabet ya da nutuk. Bir konuşmacının belli bir topluluğa hitaben yaptığı etkileyici ve coşkulu söyleve hitabet denir. Hitabette konuşmacı ve dinleyici iki önemli unsurdur. Hitabette amaç dinleyicilere bir düşünceyi yaşılamak, bir konu hakkında açıklama yapmak, veya bir fikir etrafında toplanan dinleyicileri coşturmak, harekete geçirmektir. Konferans, bilgilendirmek amacıyla uzman bir kişinin topluluk karşısında yaptığı konuşmaya denir. Konferans sanat, edebiyat, eğitim, tarım, çevre, toplumsal yaşam, ekonomi, bilim, teknik gibi alanlarda verilebilir. Panel bir konu üzerinde değişik görüşlerdeki kişilerin bir başkan yönetiminde, izleyici önünde tartışmasına açık oturum veya panel denir. Konuşmacı sayısı 3 ila 5 arasında değişir. Panelde amaç bir konuda karara varmadan ziyade sorunu çeşitli yönlerle aydınlatmaktır. Farklı anlayışları ortaya koymaktır. Genel itibariyle soru cevap şeklinde gelişen bir anlatım şeklidir. Forum. Herkese ilgilendiren bir sorunun üzerinde insanların görüşlerini bildirip tartışarak sorunun çözülmesi amacı güdülen toplantılardır. Forumda bir başkan yönetimde toplumu ilgilendiren bir konuda farklı gruplardan oluşan dinleyiciler söz alarak konuşmalarını yaparlar. Forum panelin devamında da yapılabilir. Gene ifadeyle böyle tanımlanabilir panelin ardından seyircilere soru sorma hakkı vererek sorulu cevaplı olan bir tartışma şeklidir. Bu durumda panelden sonra forum yapılacağı konuşmacılara forumda başlanmadan duyurulmalıdır. Sempozyum, bilgi şöleni, bilimsel, sanatsal ya da düşünsel bir konunun alanlarında uzman en az 3 kişi tarafından izleyici önünde sunulmasıdır. Sempozyum, Diğer sözlü türleri göre daha bilimseldir ve ciddi bir havada geçer. Konuşmacılar konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Sempozyumu oturum başkanı yönetir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Münazara iki yönden de savunulacak bir nitelik taşıyan konunun bir başkanın yönetiminde ve toplum önünde savunulmasına münazara denir. Münazarada iki küme oluşturulur. Konunun bir yönü bir küme tarafından savunulurken diğer tarafından da öbür küme o savunulan düşünceyi çürütmeye çalışır. Bu konuşma yarışı sonunda hangi kümenin birinci olduğu daha önce saptanan jüri üyelerince belirlenir. Müzik